EkoTürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eren Can Umut. Paratoner programı ile karşınızdayız. Haftanın son işlem günündeyiz. Önemli bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Çünkü bu haftanın en önemli gündem maddesi, çok sık konuştuk ama yeniden üzerinden geçmekte fayda var. Çünkü hafta içerisinde finansal piyasaları hem küresel hem de yerel noktada etkileyen en önemli gündem maddesi Amerika'da açıklanan enflasyon verileriydi. Manşet enflasyon geriledi fakat beklentilerden daha düşük montanda bir geri çekilme kaydetti. Ama diğer tarafta çekirdek enflasyon %5.9'dan %6.1'e yükselmesi beklenirken %6.3 seviyesine yükseldi. Yani diğer taraftan manşet enflasyonda bir geri çekilme olmasına rağmen fakat bu geri çekilme beklentilerden daha düşük bir geri çekilme olmasına karşılık çekirdek enflasyon ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yani beklentinin üzerinde artış kaydetti. Tabii ki bu enflasyon verisiyle beraber özellikle de 21 Eylül tarihli FOMC toplantısına yönelik bir anda algı çok daha şahin bir noktaya evrildi ve enflasyon datası öncesi hiç olasılık verilmeyen 100 bas puanlık faiz arttırımı bir anda %30 olasılığın da üzerine çıkmış durumda ve ama bugün gelmiş olduğumuz noktada baktığımız zaman özellikle CME Group Fed Watch araçlarına, tool'larına baktığımız zaman 75 bas puanlık faiz arttırım olasılığının çok ama çok daha kuvvetlendiğini görüyoruz. Evet, önemli bir haftayı geride bırakacağız ama önümüzdeki hafta haliyle içinde bulunduğumuz, yani şu andaki haftadan çok ama çok daha kritik olacak. Neden? Çünkü çok önemli iki gelişme var ve ikisi de birbirinden önemli. Birincisi Amerika Merkez Bankası'nın 21 Eylül toplantısındaki, 21 Eylül tarihli FOMC toplantısında kararlar açıklanacak. 50 bas puan mı? Olasılığı çok düşük. 75 bas puan mı? Piyasaların bas senaryosu. 100 bas puan mı? Olasılığı var ama son dönemde bir miktar düştü. Dolayısıyla 75-100 bas puan arasında gidip gelen bir piyasa olduğunda net bir şekilde söyleyelim. Bir diğer en önemli unsur önümüzdeki haftaya ilişkin tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantı kararı olacaktı. Aslında son toplantıda faiz indirimine gitmeseydi Merkez Bankası, bu toplantıya yönelik de piyasalardaki ortak konsensüs Merkez Bankası'nın %14 olan politika faizini sabit bırakacağı şeklindeydi. Neden %14'ü kullanıyorum? Çünkü geçtiğimiz toplantıda faiz indirimine gitmediğini varsayıyoruz ama geçen toplantıda, geçtiğimiz aydaki PPK toplantısında %14 olan politika faizinin %13'e indirilmesinin ardından bu toplantıda da, yani önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek PPK toplantısında da faiz indirimlerine gidilebileceğine ilişkin beklentilerin kuvvetli olduğunu not etmekte fayda var. Dolayısıyla evet, önemli bir hafta ve önemli bir haftayı geride bırakırken çok daha kritik, çok daha önemli bir haftayı karşılayacağız önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren. Peki önümüzdeki haftaya ilişkin gelişmeler bu şekilde, iki önemli gündem maddesi var dedik. Peki şimdi haftanın son işlem günde hangi gelişmelerle karşılaştık? Hangi kritik gelişmeleri takip ettik? Gelin şöyle kısa bir özet geçelim. Ondan sonra finansal piyasalardaki fiyatlamaları bakıp konuklarımızla hem bu haftaya hem de önümüzdeki haftadaki kritik gelişmelere, beklentileri ilişkin dönemi şöyle bir konuşalım. Şimdi birinci maddemiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketi. Bugün Eylül ayına ilişkin katılımcı beklenti anketi açıklandı. Şunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Genelde çok sık görülen bir hata, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketi de enflasyon ve dolar beklentisinde düştü derken, bu Merkez Bankası'nın beklentisi değil. Merkez Bankası katılımcılara anket gönderir, katılımcılar bu anketi cevaplar ya da doldurur ve gerisini geriye Merkez Bankası'na gönderir ve katılımcı beklentilerin orta noktası, ortalamasını, medyanı alıp Merkez Bankası bu anketi yayınlar. Dolayısıyla birazdan göstereceğimiz rakamlar Merkez Bankası'nın beklentileri değil, Merkez Bankası katılımcı anketinde, daha doğrusu bu ankete katılan kişilerin, ekonomistlerin, kurumların beklentilerini yansıtıyor. Peki bu beklentiler nasıl şekillendi? Gelin şimdi şöyle çok kısa bakalım. Eylül ayına ilişkin anket açıklandı. Dolayısıyla sağ sütun bugün açıklanan veri. Ağustos geçtiğimiz ay açıklanan veriydi. Şimdi şöyle bakalım, özellikle enflasyon verisi. Enflasyonun yükseliş hareketi devam ediyor. Son açıklanan veri %80 üzerine çıktığını görmüştük TÜFE rakamında. Hatta üretici fiyat endeksi %143 seviyelerinde üzerindeyiz. Fakat bugün gelmiş olduğumuz noktada Ağustos'ta genelde bu ankete katılımcılar ortalama %70.6 enflasyonla yılı tamamlarız diyorlardı Ağustos ayı için. Ama Eylül ayı noktasında, yani bugün açıklanan veride bu beklentilerde bir miktar iyileşme var ve %70.6'dan %67.73 seviyesine doğru aşağı yönde bir revizyonun olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pozitif bir gelişme olduğunu söyleyelim. Çünkü evet, enflasyonun yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli. Fakat Aralık ayında yüksek baz etkisi sebebiyle, çünkü 2021 yılının Aralık ayında %13.5 seviyelerinde açıklanan aylık bir enflasyon vardı ve
bu sene yani 2022 yılının Aralık ayında aylık bazda bu derece bir artış olmayacağı için baktığımız zaman baz etkisi kaynaklı bir geri çekilme olacak yıllık bazda. Dolayısıyla %67'lerde kapatırız diyor Eylül ayındaki Merkez Bankası'nın beklenti anketine katılan yatırımcıların midyan tahmini, yani orta noktası. Diğer taraftan dolar TL'de çok hafif bir beklentilerde iyileşme var. Önceden 19.64 seviyesinde kapatır diyen yatırımcılar ortalama olarak 19.50'yi söylüyorlar. Çok cüzi bir gevşeme olduğunu söyleyelim. Yani kayda değer bir gevşeme yok. Ama büyüme temposunda ciddi anlamda bir artış söz konusu. Hatta aracı kurumlar, hem de küresel yatırım bankaları ve küresel ölçekli aracı kurumlarda yine Türkiye'nin özellikle ikinci çeyrekte beklentileri aşan büyüme temposuyla beraber %7'leri aşkın bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla yılı daha kuvvetli, yani daha önceki tahminleriyle kıyaslandığı zaman daha kuvvetli bir büyüme temposuyla yılın kapatılacağına dair raporlar yayınlıyorlardı ve gerçekten de yine bu ankete katılan katılımcıların beklenti orta noktaları ortalaması %4.8 seviyesine doğru çıkabileceğine ilişkin, ama %5'in üzerinde büyüme temposunun yakalanma ihtimali de Türkiye ekonomisi için oldukça kuvvetli bir olasılık. Cari dengeye, yani diğer bir deyişle cari açığa geldiğimiz zaman, daha öncesinde 39.3 milyar dolarlık bir rakamla, cari açık rakamıyla yılı tamamlarız diyen katılımcılar bu rakamı bir miktar yukarı doğru revize ettiler ve dediler ki 45.9-46 milyar dolara yakın bir rakamla, cari açık rakamıyla yılın tamamlanacağına dair beklentilerini paylaşmışlar. Genel hatlarıyla Türkiye Cumhuriyet Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi bu şekildeydi. Şu tabloyu şöyle bir hatırlatalım dedik. Evet, yurt içi tarafta yaşanan en önemli gelişmelerin başında zaten bu geliyor. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın toplantısı en kritik gündem maddesi olacak. Peki küresel tarafta hangi gelişmeler var? Öncelikle birincisi Çin'den gelen pozitif veriler aslında bakarsanız sürpriz niteliği taşıyor. Çünkü son dönemde Çin tarafından gelen ekonomik büyümeye ilişkin datalar bir miktar endişe vericiydi. Bir noktada Covid vakalarındaki artış ve vaka sayılarındaki bu artışa karşılık Çin hükümetinin çok sert önlemler alması, hepimizin bildiği gibi sıfır Covid politikası güdülüyor. Diğer tarafta gayrimenkul sektörüne ilişkin ciddi sıkıntılar. Bu gelişmelerin çoğu ciddi manada ekonomiye duyulan güveni tırpanladığı için, aşındırdığı için ekonomideki, büyümedeki, yani daha doğrusu ekonomi noktasında büyümeye ilişkin ciddi anlamda endişelerin olduğu bir ortamdaydık. Fakat bugün açıklanan datalar, şöyle baktığımız zaman sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları gibi 3 önemli veri geldi. Şöyle kısaca hatırlatalım. Sanayi üretiminin Ağustos'ta %3.8'den %4.2'ye doğru yukarı doğru revize edildiğini, daha doğrusu yukarı doğru hareket ettiğini gördük. Pozitif bir data. Diğer taraftan perakende satışlarda da baktığımız zaman daha öncesinde %3.3 olarak açıklanan data %5.4 oranında artış kaydetti. Bu da pozitif. Diğer taraftan sabit sermaye yatırımları. Burada tabii ki tarım kesimini dışlıyoruz ve sabit sermaye yatırımına ulaşıyoruz. Bu tarafta da daha önceki veri %5.5'luk artışken, yani Temmuz ayında %5.5'luk artış yaşanırken Ağustos ayında %5.8 oranında bir artış kaydedilmiş. Dolayısıyla Çin'den gelen veriler şimdilik pozitif. Ama bu pozitif datalar ekonomiye duyulan güveni ciddi anlamda kuvvetlendirip Çin ekonomisine ilişkin olumsuz olarak nitelendirilen ve yansıtılan ekonomik toparlanmaya yönelik beklentileri yukarı doğru revize edilmesine sağlar mı, beraberinde getirir mi? Açıkçası o tarafta bir miktar soru işaretleri var ama yine de beklentilerden daha iyi, daha kuvvetli bir artış, daha kuvvetli bir data olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki önümüzdeki hafta, az önce bahsettiğim gibi, FED toplantısı haftanın küresel ve yerel ölçekte de olsun en önemli gündem maddesi olacak. Fakat FED'e ilişkin beklentiler ciddi anlamda şahinleşmeye devam ediyor. Şimdi son olarak baktığımız zaman ABD hazinesinin eski bakanlarından Larry Summers bir konferansta konuşma gerçekleştirdi. Öğrencilerle bir araya geldi ve bu toplantıda dedi ki Summers, FED'in politika faizini %4.3'ün de üzerine çıkartması gerekiyor. Çünkü enflasyon oldukça yüksek ve yüksek kalan bu enflasyona karşı FED'in politika faizini devam ettirmesi gerekiyor. Arttırmaya devam ettirmesi gerekiyor ve ara vermeden devam ettirip %4.3'ün üzerine çıkartması gerekiyor. Ancak bu şekilde enflasyonun kontrol altına alınabileceğine ilişkin açıklamalarda bulunuyor ki gerçek manada da şöyle baktığımız zaman piyasalar daha öncesinde yıl sonuna ilişkin FED'in politikasının %4'e ulaşmayacağına ilişkin bir tahminde bulunuyorlardı. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada hem %4'ün aşılabileceğini hem de 2023, yani önümüzdeki yıla ilişkin faiz indirimlerinin başlayabileceğine yönelik beklentilerin çok ama çok azaldığını görüyoruz. Hem FED üyelerinden gelen açıklamalar hem de enflasyon datasının
bize vermiş olduğu sinyal sebebiyle. Diğer taraftan da Citigroup'un bir açıklaması var. Oldukça önemli bir açıklama. Citigroup diyor ki saklanacak tek yer dolar. Yani Amerikan doları. Çünkü bir tarafta arz yönlü şoklar, diğer tarafta Ukrayna-Rusya savaşı, tedarik zincirlerindeki bozulma, dolayısıyla enflasyonda yükseliş hareketleri yaşanıyor olması ve bu yükseliş hareketinin devam edecek olması, diğer tarafta resesyon ve özellikle yükselen enflasyona ilişkin merkez bankalarının peşi sıra faiz arttırımlarına gitmesi sebebiyle endekslerde, hisse senetleri endekslerinde sert satış baskıları olabilir. Olması da kaçınılmaz duruyor diye açıklaması var Citigroup'un. Dolayısıyla da tüm bu atmosfer içerisinde saklanacak, talep gösterilecek, korunacak en önemli hatta tek enstrümanın Amerikan doları olacağı ve dolayısıyla da mevcut şartlar sebebiyle Amerikan dolarının küresel ölçekte değer kazanmaya devam edeceğine ilişkin de açıklamaları var. Diğer taraftan da tabii ki enflasyon, yüksek enflasyonun getirmiş olduğu merkez bankalarının çok hızlı ve süratli bir şekilde faiz arttırım süreçlerini devam ettiriyor olması. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta merkez bankalarının şahin politikaları ve kuvvetlendirerek götürdüğü şahin politikalar. Dolayısıyla bu iki unsurun bir araya gelmesiyle beraber güçlenen ve tetiklenen resesyona ilişkin beklentiler. İşte bu noktada Dünya Bankası 2023 yılında kuvvetli sayılabilecek bir resesyon beklentisini paylaştı. Hatta şöyle baktığımız zaman 2023'te dünyada büyümenin %0.5'e yavaşlayabileceğini beyan etti ve bunun kişi başına da %0.4'lük daralmaya denk olduğunu yine beyan etti ve açıklamalarına devam ettiğinde Dünya Bankası dedi ki dünyanın en büyük üç ekonomisi Amerika, Çin, Avrupa Birliği bu üç ülkenin de büyümeleri ciddi anlamda düşecek hatta resesyona girecekler açıklamasında bulundu ve politika yapıcıların evet, merkez bankaları para politikasına odaklanıyor ama politika yapıcıların daha çok üretim ve yatırıma odaklanması gerektiğini de altını çizdi. Evet, günlüğüne çıkan gündem başları bu şekildeydi. Gelin şöyle çok kısa bir piyasalara bakalım. İlk etapta Borsa İstanbul'la başlayalım. Çünkü bankacılık endeksinde yeniden bir gevşem var ama son 2-3 gündür yaşandığı ölçüde bir düşüş hareketi en azından bir miktar daha zayıfladığını, yani o sert düşüşün bir miktar daha güç kaybettiğini söyleyebiliriz ama yine de eksi bölgede kalmaya devam ediyor ve dolayısıyla da 3390 seviyesinde işlemler geçiyor. %0.81 oranında toparlanma var. Dolar TL'de kuvvetli bir yükseliş hareketi yok ama çok yatay diye tabir edebileceğimiz bir trend içerisinde yükseliş hareketi aslına bakarsanız oluşmuş durumda. 18-27'lerin de üzerinde bir fiyatlama var. Zaten dikkat ederseniz dünkü kapanışa göre kuvvetli sayılabilecek bir oynaklık yok. Hatta herhangi bir oynaklık yok. Dün ne kapandıysa bugün de aynı fiyattan işlem görüyor gibi bir durum var. Yükseliş hareketi sadece %0.03 oranında. Euro TL 18.23 seviyesinde, sepet kuru 18.25 ve gram altın özellikle de ons altın tarafında yaşanan sert düşüş sebebiyle 977 TL seviyesine ulaşmış durumda. Küresel tarafa şöyle bir bakalım. Dolar endeksi 110'lara yeniden yaklaşmış durumda ve euro dolar paritesi haliyle bir seviyesinin hemen altında işlemlerin geçtiğini görüyoruz. Pound dolar 1.14'teyken dolar yen 143.24 seviyesinde, dolar İsviçre frangı 0.96.18. Kuvvetli bir oynaklığın şu aşamada olmadığını görüyoruz. Zaten önümüzdeki hafta FED toplantısına kadar da sert ve keskin bir fiyatlama görülebilir mi? O konuda da şüphelerimiz yok değil, ciddi şüpheler var. Şöyle bir ABD tahvil cephesine bakalım. Amerika tahvil cephesine baktığımız zaman yükseliş hareketinin devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Çok kuvvetli değil dünkü kapanışa göre ama yine de yeşil bölgede dolayısıyla getirilerde yukarı doğru hareketlenme devam ediyor. 2 yıllıklar 3.90 seviyesindeyken 10 yıllıklar 3.47'de ve 30 yıllıklarda 3.49 seviyesinde. Dikkat ederseniz 2 yıllıklar hem 10 yıllıkların zaten uzunca bir süredir 10 yıllıkların üzerinde kalmaya devam ediyordu ama artık 30 yıllıkların da üzerine net bir şekilde geçmiş durumda. Emtia cephesiyle bu bölümümüzü sonlandıralım. Şöyle baktığımız zaman ons altın az önce de bahsettik 1700 dolar aşağı doğru kırılmasıyla beraber satış baskısı bir anda hızlaştı. Hızlanmasıyla beraber an itibariyle 1664 dolar seviyesinde işlemler geçiyor. Hem Brent petrol hem de ham petrole bakacak olursak o tarafta da %1'e yaklaşan bir toparlanma var. Ham petrol 85 dolar seviyelerindeyken Brent petrol de 90 dolar seviyelerinde işlemler görüyor. Evet. Hafta önemli bir haftaydı. Haftanın son işlem günündeyiz ama önümüzdeki hafta çok daha kritik, çok daha önemli. Gelin şimdi önümüzdeki haftaya ilişkin beklentileri ve bu hafta genelinde Borsa İstanbul'da yaşanan sert, keskin ve yüksek oynaklığın sebeplerini tartışalım. Gelin şimdi konuklarımızla sohbetimize başlayalım.
Evet efendim, konu başlığını söylerken de Çin datalarından bahsetmiştik ve beklentinin üzerine geldiğini söylemiştik. Çin sanayi üretimi Ağustos ayında %4.2 artarak tahminleri aşarken Mart ayından beri en güçlü büyümeye işaret etti. Çin sanayi üretimi Ağustos ayında %4.2 artarak %3.8 büyüyeceği yönündeki tahminleri aşarken Mart ayından beri en güçlü büyümeyi gerçekleştirdi. Sanayi üretimi Temmuz ayında %3.8 büyümüştü. Veri sanayi üretiminde ard arda 4. ayda da büyüme kaydedilirken söz konusu verinin Çin'de son Covid dalgasının zirve yapmış olabileceğine dair bir işaret olabileceği şeklinde yorumlandı. Ağustos'ta madencilik, kimyasal, ham madde ve kimyasal ürünlerle gıda sanayi, iletişim ve tekstil üretimi gerilerken, otomotiv, elektrik, ısı, yan sanayi ve genel ekipman üretimi ise büyüme kaydetti. Yılın 8 aylık döneminde ise sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %3.6 arttı. Öte yandan perakende satışlarda %3.5 olan tahminleri aşarak %5.4 oranında büyüdü. Temmuz ayında perakende satışlar %2.7 oranında artış kaydetmişti. Veri, Covid önlemlerindeki gevşemenin ardından tüketim artışına paralel ard arda 3. ayda büyümeye işaret etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, eğer Türk ortaklarımız talep ederse ilave gaz temini sağlayabiliriz açıklamasında bulundu. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türkiye'ye yönelik gaz sevkiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi nedeniyle bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Novak, eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz dedi. Bu yıl Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının yaptırımlar nedeniyle düşeceğini işaret eden Novak, Enerji Bakanlığı tahminlerine göre Avrupa Birliği'ne gaz ihracatımız bu yıl 50 milyar metreküp düşecek dedi. Novak, Avrupalı siyasilerin enerji krizine ilişkin makul adımlar atmaları gerektiğini belirterek piyasaya nasıl müdahale edeceklerini değil, her şeyden önce orada yaşayan insanları düşünmelidir ifadesini kullandı. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra sevgili konuğumuz Serkan Yeşilyurt'la beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılabilir? Küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunları dünyayı nasıl tehdit ediyor? Biyoçeşitliliği etkileyen önemli faktörler ne? Hepsi Sibel Topaloğlu'nun sunduğu Yaşanabilir Dünya programında uzman konuklarla konuşuluyor. Yaşanabilir Dünya, Cumartesi saat 13.30'da Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te. Akneye, sivilceye, kelliğe, selülite, çatlağa, varise, kiloya, aklına ne gelirse çözümü bunda. %100 doğal. İsveçli bilim adamları bile bu formülün peşinde. Bakanlık onaylı. Bakanlık onaylı. Abicim bak ben bununla tam 47 kilo verdim. İnanmazsın, saç yoktu bende. Bizim de işimiz bu ne de olsa. Bilinçli tüketici olarak bizim de işimiz bu. Aldatıcı reklamlarla ilgili E-Devlet Kapısı ve mobil tüketici uygulaması üzerinden reklam kuruluna başvurabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Çarpıcı gücü, sönmeyen ışığı, eşsiz tasarımı ve kaçırılmayacak fiyatıyla baget pırlanta yüzükler, Koçak'la tam sana göre. Koçak. Ülkemizin 81 ilinde TOKİ eliyle evi olmayan vatandaşlarımız için tam 250 bin sosyal konut,
100 bin konutluk arsa tahsisi ve 10 bin iş yeriyle Cumhuriyet tarihinin bir seferde yapılan en büyük sosyal konut projesini milletimize armağan ediyoruz. Yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için, emeklilerimiz, engellilerimiz, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız için özel kontenjanlar ayrılıyor. 2280 liradan başlayan taksitlerle yüz binlerce pencereden yayılan umutlar tüm ülkemizi kaplıyor. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbul'du. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'le. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor. Tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna uzun mesafeler vardır. Ama uzakları yakın etmekse işiniz, memleketin her evi size eşit mesafededir. Fadime Ana, artık internete koyabilirsin. Sağ ol Şahin. Zül olmuş. Varmış değil mi? Muhatabı var. Dersleri var, muhatabı var. Sen mi yaptın? Aferin sana. Telekom'u var, muhatabı var. Abi toplantıya içeride girelim de bağlantıda bir aksaklık yaşanmasın. Arayalım Türk Telekom'u, bir meşhur adam getirsinler. Merhabalar. Selam söyle. Sunumu, mesaisi, toplantısı var. Türk Telekom'u var, muhatabı var. Kızınız 1000 megabit'e yükseltilmiştir. Tamamdır, teşekkürler. Canlı yayına hazırız. Sizdeyiz Kenan Bey. Merhaba. Türkiye'nin 81 ilindeki mağazalardan saha ekiplerine, dijital kanallardan çağrı merkezine, Türkiye'nin dört bir yanında, muhatabınız yanınızda. Türk Telekom, değerli hissettirir. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt'ta birlikteyiz. Serkan Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Eren Bey, iyi yayınlar. Hocam çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketini yorumlamanızla başlamanızı rica ediyorum. Çünkü gelmiş olduğumuz noktada enflasyona ilişkin beklentilerde bir miktar iyimserlik var. Yani Ağustos ayında %70.6 olarak bekleniyordu. Katılımcıların beklentisi %70.6 idi ama Eylül ayında 67.70 seviyesine geri çekilmiş. Bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Pozitif mi? Yoksa makul bir beklenti mi? Çünkü hepimizin malumu Aralık ayında bir baz etkisi olacak ve son iki manşet tüfe rakamında özellikle de artış hızında bir miktar zayıflama var. Makul mü hocam sizin için %67.73 yıl sonu enflasyonu? Şu anki hani baktığımız durumda enflasyonun artış hızı yavaşlamakla beraber yukarı yönü devam ediyor. Evet. Tabii Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu bu beklenti anketinde 70 küsürlerden 67.73'lere düşmesi dünyadaki yavaşlama. Ve bir şunu hep konuşuyorduk. Enflasyonun ilk 6 aylık döneminde özellikle enflasyon tarafında insanlar bir sonra yapacakları harcamalarını öne çekerler ve bu enflasyonun sanki bir harcama etkisi gibi gözükür bize. Daha sonrasında ise bir fakirleşme etkisi vardır. Yani enflasyonun özellikle şey tarafından gelen, harcamalar tarafından gelen kısmı, yani talep tarafından gelen kısmı bir miktarda azalmış olur. Şimdi bu ankette aslında gördüğümüz 67.73
hem bizim içten hem de dünyadaki yavaşlamadan kaynaklı geliyor. Bu Avrupa tarafında da biliyoruz en büyük şeyimiz pazarlarımızdan bir tanesi, ticaret pazarlarımızdan bir tanesi Avrupa tarafı ve bu Avrupa tarafında da bir yavaşlama. Çin tarafında evet veriler sanayi üretimi olsun, perakende olsun, sabit sermaye yatırımları olsun gayet iyi geldi. Yani en azından bir kötü bir haber yok bu taraftan. Ama şimdi 3 tane ekonomiyi düşünelim. Bir tarafta Avrupa, bir tarafta Asya tarafı ve Amerika tarafını düşündüğümüz zaman bu tarafların hepsinde ufak tefek de olsa bir resesyon beklentileri var. Bunun da biz Türkiye tarafında tabii ki yansımalarını enflasyon beklentileri tarafına sizin de söylemiş olduğunuz gibi bir taraftan da baz etkisi Aralık ayındaki kadar yüksek bir enflasyon gelmeyecek. O yüzden bunun bu tarafa yansımaları hani 67.73 seviyelerinde olur mu yoksa bizim beklentimiz birazcık daha yukarısında bu konuda. Ama bir düşüş olacağı, aşağıya doğru bir revizyon olacağı kesin. Ama bu 67.73'ün biraz üzerinde olabilir. Peki hocam şimdi tabii ki enflasyon yüksek, cari açık artarak devam ediyor. Hatta yıl sonuna ilişkinde %45 milyar dolarlık bir açık rakamından bahsediliyor. Bu sizin için makul mü? Çünkü çoğu yorumcuyla konuyu değerlendirdiğim vakit ya da analizleri okuduğum zaman 50 milyar doları aşkın bir cari açık rakamı çok da sürpriz olmayacaktır gibi söylemler de var. Nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle şimdi her şey güzel gitseydi yani bu cari açığın aşağı doğru gelmesi içten bile değildi. Çünkü iyi üreten bir sanayi tarafımız var. Ama tabii iyi üreten derken teknoloji bazlı üretimin hala payı çok düşük. Mesela %3'lerde. Bunu arttırıcı bir makro bir önlem almış durumda değiliz. Yani bunu gerçekleştirecek bu taraftaki teşvik mekanizmalarını arttıracak tam kapasitede bu işi yapacağımız bir durumda değiliz şu anda. Ama tabii şimdi beklentiler de şey tarafında cari tarafta sizin de söylemiş olduğunuz gibi 39 küsürlerden 45 küsürlere 45 milyar dolarlara gelen bir durum var. Burada yine az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yavaşlamanın ticari yavaşlamanın büyük bir aslında burada negatif etkisi olacak. Yani resesyon kaygılarının büyük bir etkisi olacak. Çünkü Avrupa tarafında enerji krizi henüz çözülememiş. Çözülemediği için de bu büyük problem çözülemediği sürece de biz Avrupa tarafında ve Amerika tarafında faiz artışlarını göreceğiz. Faiz artışını gördüğümüz her noktanın sonunda bir yavaşlama etkisi, ekonomilerde bir duraksama, bu yavaş iniş olur veya hızlı bir sert bir çöküş olur. Bu ne olursa olsun, hangi türü olursa olsun bizim tarafta bir negatif etkisi olacaktır. Şimdi bizim kendi ekonomi politikamızın yani Türkiye'ye özgü ekonomi politikasının esas hedeflerinden bir tanesi bunu sıfıra çekmek hatta pozitif tarafa getirebilmekti. Bunu yapabilecek şu anda uluslararası bir konjektör ne yazık ki yok. Dünya ekonomisi sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi %2'ler gibi bir büyümenin altına gelmek üzere. Yani global düzeyde biz bir neden bahsediyoruz? Durgunluktan, bir resesyon korkusundan bahsediyoruz. Ve bu bütün tarafta insanların tüketim eğilimlerinde ne yapacak? Değiştirecek. O nedenle bu taraftaki 45.90'lık beklenti hatta 50 milyar dolarlara doğru gitmesi beklenen cari taraftaki denge çok da böyle hani şey değil, anormal bir beklenti değil. Çünkü global konjonktürün aslında yansımasını görüyoruz bu tarafta. Tabii bu eksi 45.90 milyar dolarlık açık kısmı belki bir miktar işte turizm gelirleriyle finanse edilecek buradan pozitif veriler geliyor diyebiliriz. Hatta bu tarafta kış için beklentilerimizi biraz daha pozitif yapabiliriz bu enerji krizinin bu kadar yükseldiği bir dönemde. Avrupa'dan aynı zamanda bizim bu tarafa yaşlı turizminin gelme olasılığı yüksek. Çünkü oradaki maliyetler çok daha yüksek. Örneğin bu tarafa yeni bir turizm akımı yapıp bu tarafta turizmden bir nevi bir pozitiflik daha görebiliriz. Diğer yandan işte Polonya gibi Macaristan gibi ülkelerdeki bazı üretim ağlarının bizim bu tarafa gelmesi söz konusu. Bu cari açık aslında çok daha büyük olabilirdi. Fakat bu gibi aslında küresel resesyonun, Avrupa'daki resesyonun Türkiye tarafına pozitif de bir yansıması olma ihtimalleriyle beraber bu cari açık hani 45-90-50 milyar civarlarında duruyor. Daha yukarıda olması beklenirken aslında. Peki Serkan Bey, şimdi bir de büyüme noktasında sizden bir yorum isteyeceğim. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye ekonomisini, yani beklenti anketin sonuçlarından bahsediyorum, %4.8 oranında büyüyeceğine dair. Şimdi genel itibariyle aslına bakarsanız daha kuvvetli bir büyüme temposunun yakalanacağına dair yorumları da çok sıklıkla görüyorum. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hatta çift tane rakamların bile bulunabileceğine dair de bazı yorumcuların ve analistlerin söylemleri var. Nasıl değerlendirmek lazım?
Şu anda Türkiye'de bir aslında sanayi tarafına baktığımız zaman evet krediler tarafında bir sıkıntı var. Kredi trendinde örneğin trend kredide %17,5 seviyelerinde falan ama hani yine üretim tarafına baktığımızda, sanayi üretimi tarafına baktığımızda bu olumsuzluklar altında dahi iyi bir durumda. Ama şimdi büyüme tarafına geldiğimiz zaman büyüme sadece bizimle üretimimizle endeksli olan bir şey değil. Yani globalde de bir değişim olması gerekiyor, talebin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu talepte şu anda bir kaygı var. Yani bu talebin duraksaması değil ama azalması tehdidiyle karşı karşıyayız. O yüzden biz bir önceki çeyrekte çok güzel bir büyüme elde ettik. Örneğin %7'lerin üzerinde bir büyüme elde ettik. Birinci çeyrekte iyiydi ama üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek, hatta üçüncü çeyrek değil ama dördüncü çeyrekte ve 2023'ün birinci çeyreğinde esas biz yavaşlamayı hissedeceğiz bu tarafta. Bu zamana kadarki gelecek veri tabii ki çok güzel gelecek. Yani yine %4'lerdeki bir büyüme 2022 için çok düşük bir büyüme değil. Yani beklentiler doğrultusunda. Bu aslında pozitif etkinin birinci ve ikinci dönemdeki insanların harcamalarını öne çekmesinden kaynaklı olan bir talep patlamasının aslında sonucu. Ama şimdi bu eğer ki kriz gerçekten enerji krizi Avrupa tarafında çözülemezse, şu anda baktığımız kadarıyla çok da çözümlenecek gibi gözükmüyor. Çünkü önemli bir enerji akışının, 3 akım var aslında Avrupa tarafına giden enerji tarafında. Bunlardan bir tanesi kuzey akımdı. Mesela bu kuzey akım neredeyse durdu diyebiliriz bu tarafta. Öteki taraftan yine Ukrayna üzerinden gelen bir akım vardı. Bu akım da herhalde 5'te 1'ine falan indi. Türkiye tarafından Türk akım var Avrupa tarafına gelen. Bu da Avrupa'nın taleplerini karşılayıcı bir durum değil. Yani yeterli bir durum değil. Şimdi Avrupa neyle mücadele ediyor? Buradaki ihtiyaç açığını kapatabilmek için. Mesela işte Cezayir'le falan görüşmeler, birçok aslında tedbirler almaya çalışıyorlar. Tüketimde örneğin daha ihtiyatlı davranmak, tasarruf etmek. Bu tarafı çözemedi hala Avrupa tarafı. Ya o yüzden çözemediği için de faiz silahını, önümüzdeki hafta mesela İngiltere'den bir faiz kararı açıklanacak ve 21'inde biz neyi göreceğiz? Fed'in kararını göreceğiz. Buradaki Fed'in dozuyla beraber Avrupa Merkez Bankası önümüzdeki toplantıda yine dozu arttırabilir. O zaman bu tarafta yavaşlama daha da hızlanmış olacak. Biz teknik resesyonu görüyoruz bu tarafta. Amerika tarafında da aslında bir yavaşlamadan kaynaklı teknik resesyonu görüyoruz. Ama Amerika'nın teknik resesyonuyla Avrupa tarafındaki resesyon, ikisi birbirinden çok bağımsız resesyonlar. Çünkü bir taraf daha çok hizmetler tarafında aslında ekonomisini yürüten Amerika, diğer tarafta sanayi tarafı. Yani faiz artışlarından çok çok etkilenecek bir tarafı konuşuyoruz. Şimdi bunların Avrupa tarafı çok derinden etkilenir, Amerika çok derinden etkilendiğinde ya da daha hafif etkilense dahi taleplerin aşağı çekilmesi bizim bu tarafta büyüme tarafına negatif etkileri olacaktır. O yüzden bu enerji krizinin tam anlamıyla çözülememesi bizim bu tarafta büyümeyi tehdit etmeye devam edecek. Yani bizim esas ana majör politikamız olan büyüme endeksli gitmemiz ya da ödül teorisi dediğimiz, yani neye karşı neden fedakarlık ediyoruz? Mesela büyümeye karşı enflasyondan biz uzun bir süredir fedakarlık ediyoruz. O yüzden bu taraftaki büyüme acaba o ödün verdiğimiz enflasyon tarafını aşağı çekmeden anlamlı bir düzeye gelebilecek mi? Bu önümüzdeki günlerde göreceğimiz, takip edeceğimiz bir konu olacak. Şimdi tabii ki faiz indirimlerini devam ettiren bir Merkez Bankası var. Birazdan o konuyu da size soracağım ama şunu sormak istiyorum. Şimdi faiz indiriminin oluşmasıyla beraber genelde kredi maliyetlerinde bir aşağı doğru hareketlenme söz konusu olması beklenir. Çünkü bir hafta vadeyle Merkez Bankası bankaları daha düşük bir maliyetle fonlaması demektir. Çünkü politika faizi bir hafta vadeli repo, yani faiz oranı. Dolayısıyla Merkez Bankası, özel bankalar, kamu bankaları fark etmez. Bankalar Merkez Bankası'ndan daha düşük fon bulabildiği için, daha düşük maliyetli fon bulabildiği için kredinin maliyetini de aşağı doğru iter ve dolayısıyla hane halkları, ticaret, yatırımcılar alır bu krediyi ve yatırıma ve tüketime yönlendirir. Mantık aslında bu. Ama son dönemde bu işlemiyordu ve bunun işlememesi sebebiyle de Merkez Bankası bir kredi düzenlemesi devreye soktu ve o kredi düzenlemesinden sonra da zaten faiz indirimlerinin oluşması bekleniyordu. Ama bugün gelen haberde ticari kredi maliyetlerinde, faizlerinde bir geri çekilme olduğu gözüküyor. Fakat kredi kullanım miktarında da bir azalma olduğu gözüküyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Çünkü Merkez Bankası'nın bu son getirdiği kredi düzenlemesinden sonra bankaların kredi vermeden imtina edeceğine ilişkinde çok sık yorum bulduk ve genel beklenti de bu şekildeydi. Bu beklentinin çalışması mıdır bu sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi biz uzun süredir şunu tartışıyoruz. Merkez Bankası'nın örneğin politika faiziyle piyasadaki bunun bir karşılığının olmadığı, bir politika faizinin geçerliliğinin olmadığı, bir referans faiz olmaktan değil de sadece yani Merkez Bankası toplantıları olduğunda dahi bir heyecan duyulmuyordu piyasayla alakalı, bir beklenti yoktu. Şimdi tabii Merkez Bankası diğer taraftan bunu ne yapmaya çalıştı yeni aldığı kararla beraber? Kredi faizlerinde bir referans aslında, bileşiklendirme, yani ilişkilendirme. Neyle ilişkilendirme? Politika faiz oranıyla ilişkilendirme. Tabii bunu yaptığı noktada bankalara belli bir şekilde aslında menkul kıymet tutma olsun, başka bir taraftan zekalar olsun, birçok konuda o kredi faizlerini yukarıda bir limit koymaya çalıştı. İşte bu yanlış bilmiyorsam 23 ile 29 arasında bir, hani daha da aşağı çekildi hatta bunlar. Bu tarafta böyle bir düzenleme gerçekleştiğinde tabii bankalar tarafında da bu krediyi verebilme iştahı aşağıya doğru geldi. Çünkü kredinin ham bir maliyeti var, banka açısından da ham bir maliyeti var. Karlılığı da düşük hale gelmeye başladı. Bu durumda bankalar artık bu durumdan imtina etmeye başladılar kredi vermek konusunda. Tabii bizim bir taraftan da ekonomiyi yavaşlatmamız gerekiyor. Yani ekonomi tarafını yavaşlatmanın bir yolu da krediler ayağını aslında kesmek, krediler ayağını yavaşlatmak. Yani burada ticari, evet, KGF'lerden falan hep bahsettik. Yani bunların işte kaynağında kullanılmasından bahsettik. Birçok konuyu defaten bahsettik ama örneğin krediler ayağındaki ticari kredileri her zaman yukarıda tutmak, yani bireysel kredileri, tüketici kredilerini aşağıda tutmak. Çünkü enflasyonu da bir yandan coşturmamamız gerekiyordu. Bu tarafta yeni yapılan düzenlemeler esasında bir taraftan enflasyonist baskıları da aşağı doğru çekecek. Bu tip böyle ilişkilendirmelerle beraber politika faizinin işlevselliğini kazandırmaya çalışmak, özellikle de ticari kredi faizleriyle beraber gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ama şu anda bunların hani aslında bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Mesela KKM'yi de bunun içerisine koymamız gerekiyor. KKM tarafında şu anda işte 75.6 milyar TL'lik bir kamuya yük söz konusu. Biz bu KKM'yi uygulamamış olsaydık çok daha belki hani kamu tarafındaki maliyetleri çok yukarıya çıkarmış olabilirdik. Ama bu KKM'den neden bahsediyorum şimdi? Burada aslında bu politika bütünü, yani krediler tarafı, KKM hepsi aslında bir bütün. Çünkü KKM bir nedir? Önemli bir enstrüman ve döviz endeksi aslında bir enstrüman. Yani siz TL mevduatınızı bir dövizleştirmek gibi bir durum. Doğru. Burada TL'nin aslında rolünü biz iyi anlamamız gerekiyor. Sanayi tarafında örneğin bir fiyat verirken veya bir şey yaparken bir metrik ölçü olması lazım. KKM ile beraber biz kuru kontrol altına aldık ama bu kuru kontrol altına almamız serbest piyasa hani koşulları dışında bir enstrümanla, finansal enstrümanla bunu yapabiliyoruz. Şimdi TL acaba gerçekten bir fiyat ölçütü durumunda mı? Yani bir ölçüm enstrümanı olma niteliğini saklıyor mu, saklamıyor mu? Bu taraf örneğin sanayi tarafında özellikle fiyat verememe konusundan veya birçok konudan bahsettik zamanında. Bunların hepsi aslında büyük bir politika ağı. Yani bu politika ağı içerisinde zekalar veya işte teminatlandırmalar, liralaşma stratejisi, piyasa faiziyle politika faizinin ilişkilendirilmesi, bunların hepsi aslında bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken konular. Peki şimdi tabii ki önümüzdeki haftanın yurt içi tarafta en önemli gündem maddesi şüphesiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Şimdi daha önceki toplantıda 100 bas puanlık bir faiz indirimiyle beraber politika faizi %14'ten %13'e revize edildi. Dolayısıyla artık Merkez Bankası yeniden faiz indirim sürecine başladığı şeklindeki algının kuvvetlendiğini ve ciddi anlamda yerleştiğini görüyoruz. Bu bakımdan dolayıdır ki önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek PPK toplantısında yeni bir faiz indirimi söz konusu olur mu? Bu olasılık kuvvetli mi sizce? Şimdi piyasanın beklentisi şu yönde. Rezervlerde bir artış olursa eğer, geçtiğimiz zamanlarda dedik ya rezervlerde bir artış oldu, bunu temel alarak Merkez Bankası faiz indirdi diye aslında yorumladık. Ben bu teze ve bu sava çok katılmıyorum. Yani neden katılmıyorum derseniz, ya ben Merkez Bankası'nın sadece ve sadece rezervlerdeki artışa bakıp da böyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Çünkü rezervlerdeki artışın nereden geldiği, hani kaynağı ve sağlıklı olması çok önemli. Şimdi biz tabii cari taraftaki konuları biraz önce konuştuk ama örneğin cari tarafta net noksan hata kalemi mesela en şişkin kalemlerimizden bir tanesi bu. Bu taraftan örneğin bir refinansman sağlanıyor cari açık tarafında. Hatta bütçe açığı tarafında, bütçe açığı tarafında 3.6 milyarlık pozitif verdi. Doğru. Ama burada net noksan hata kalemi tarafından gelen bir aslında 24 milyar TL'lik bir şey vardı. Nedir o? Finansman kaynağı. Bunun işte 8 milyarlık kısmı da
Merkez Bankası kaynaklarından karşılandı. Geri kalan 4,5 milyarı da hangi taraftan geldiğini biliyoruz. Mesela sıcak para mı, doğrudan yatırım mı? Biz iktisatçılar olarak aslında bu tarafın öngörülebilirliğine bakmamız gerekiyor. Sıcak para kaynağı mı geliyor, doğrudan yatırımlarla mı geliyor, bu önemli. Ama net 90 hata kaleminin nereden geldiğini bilmiyoruz. Oraya gelen bir para miktarı. Şimdi bu tarafta baktığımız zaman bu işin nereye doğru gideceği, yani cari tarafta veya bütçe açığında ikili bir açıkla beraber önümüzdeki dönemlerde girme riskiyle karşı karşıyayız. Şu anda ilk 8 aylık kısımda 33 milyar TL'lik bir pozitif durum söz konusu Ocak-Ağustos ayları içerisinde. Ama bu durum örneğin orta vadeli planda baktığımızda yanlış bilmiyorsam 461 milyarlık bir bütçe açığı öngörülüyor. Bir öncekinde örneğin 268 diye yanlış bilmiyorsam bir bütçe açığı. O zaman şu oluyor, önümüzdeki dönemler içerisinde bizim yani artık 4 aylık dönemde inanılmaz bir ne vermemiz gerekiyor? Açık vermemiz gerekiyor. Tabii Ekim, Kasım, Aralık önemli ödemeler olduğu zamanlar olacak. Şimdi Merkez Bankası bu durumda şu günün koşulunda hani şöyle diyorsak, şöyle bakıyorsak ya para politikasının etkisi örneğin hemen gözükmez. O yüzden Merkez Bankası şimdi bir 100 bas puan indirecektir dememiz, böyle bir savı destekliyorsak evet, buna ben de pozitif bakabilirim mesela. Bir iktisatçı gözlüğüyle buna pozitif bakabilirsiniz. Ama Merkez Bankası şu konjonktürde sadece Merkez Bankası'nın rezerv parasındaki değişimle bir karar veriyor dersek bu yanlış bir aslında yaklaşım olur. Bence Merkez Bankası bu faiz indirimlerine kesinlikle devam edecek. Tek haneye indirecek bu faizi ama özellikle baz etkisini öngörerek, bu baz etkisiyle beraber enflasyonun da aşağı gelmesini dikkate alarak bunu yapacağını düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki toplantıyı, en azından önümüzdeki toplantı için ben pas geçmesini, ama 100 bas puan indirirse de bu savı destekliyorsa eğer bu savla beraber yapmasını beklerim. Ama dediğim gibi ben birazcık daha Aralık ayı şeyini görecek diye düşünüyorum. Bu baz etkisini görmesini görecek diye bekliyorum. Şimdi tabii ki az önce de bahsettim. Ticari kredi maliyetlerinde, faiz oranlarında bir geri çekilme var ama ticari kredi kullanım oranlarında bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. Peki Merkez Bankası'nın diyelim ki önümüzdeki hafta toplantıda faizinizi ya da sizin dediğiniz gibi bu toplantıyı pas geçip faiz indirimlerine yıl sonuna kadar devam etti. Ama buna rağmen kredi maliyetleri aşağı doğru gelse dahi, ki bu sadece faiz indirimiyle alakalı bir şey değil. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi Merkez Bankası'nın kredi düzenlemesi de söz konusu oldu. Dolayısıyla o taraftan destek bularak da ticari kredi maliyetlerinde aşağı doğru bir hareketlenme var. Ama bu önlemleri almasına rağmen kredi kullanım miktarında zayıflamanın devam ediyor olması, diyelim ki böyle bir senaryo çizdik. Bu senaryonun sürmesi ve devam etmesi durumunda ek makro ihtiyati önlemler adı altında ek politikalar bekler misiniz? Bu politikalar zaten bitmedi Eren Bey. Hala makro ihtiyati politikaların bitti diyemiyoruz. Her hafta yeni bir makro ihtiyati politika hani gündeme geliyor. O yüzden tabii kredi talebinin olabilmesi için bir dış talebin de gerçekleşiyor olması lazım. Dış veya iç talebin de gerçekleşiyor olması lazım. Şimdi hem dış talepte hem de iç talepte bir yavaşlama varken mesela tabii kredi faizleri aşağı geldi mesela. Üretici ya da sanayici neden talep etsin bu krediyi? Eğer ki bir talep yoksa, karşı tarafta yeterli bir talep yoksa bu kredi maliyetine katlanmasının da bir manası yok. Ya bu krediyi talep etmesinin de. Diğer taraftan baktığımızda bu krediyi verecek kişinin ya da kurumun neden bu krediyi versin? Yani vermesi için ne olması lazım mesela? Bundan kar ediyor olması lazım. Eğer bu kar edebilme kanalları da zayıfsa o zaman bu tarafta da iştahı olmayacaktır bu krediyi vermek bakımından. Şimdi mesela faizleri indirdik aşağıya doğru. Piyasa hiçbir zaman Merkez Bankası'nın indirmiş olduğu faiz kadar bir seviyeye inmeyecek. Neden inmeyecek? Çünkü enflasyon hala %80'lerde. Reel getiri negatiflerde. Bu durum olduğunda hani zaten kredinin %20'lerde de krediden bahsetsek, %25'te de krediden bahsetsek hala enflasyona karşı çok ucuz bir krediden bahsediyoruz. Yani şimdi bankaların vermiş olduğu kredileri şöyle gözümüzün önünden geçirirsek, ya böyle enflasyonist ortamda vermiş olduğu krediden zaten hani kısa vadede bir kar etmesini beklemiyoruz ki, zaten zararına işler oluyor. Tekrar aşağıya doğru gelmesi, kredi verenin neden kredi verme arzusunu yukarıya çıkarsın ki? Tabii bu tarafta eğer böyle bir durum oluyorsa banka tarafında bunu arzulatacak ZK'larda olabilir, başka bir konularda olur. Yeni bir düzenleme BDDK tarafından bekleyebiliriz. Olabilir.
mümkündür. Çünkü sanayiyi desteklemek Merkez Bankası'nın özellikle yavaşlama sinyalleri var dediği bir önceki PPK toplantısı notunda aynı durumun altını çizebilir bir önümüzdeki toplantı içerisinde ve bu tarafta sanayiyi destekleyici yeni paketler, KGF'ler bunlar gelebilir önümüzdeki dönemlerde. Bunları beklerim tabii ki. Çünkü sanayideki durgunluğu hiçbir zaman istemiyoruz. Hiçbir zaman bu konuda bir duraksama olsun istemiyoruz. Büyümeden taviz vermek istemiyoruz. O yüzden sanayi tarafı desteklenmeye devam edecektir. Şimdi şunu da size sormak istiyorum. Az önce cari açık rakamlarından bahsettik. Burada tabii ki çok dikkat çeken ama çok da fazla konuşulmayan bir unsur var. Şimdi son gelen datayı hepimiz hatırlıyoruz. Ben bir daha hatırlatayım. Temmuz ayında aylık bazda 4 milyar doları aşan bir cari açık rakamı var. Şimdi bu rakamın açıklanmasıyla beraber yıllık bazda da 36.6 milyar dolara ulaşıldığını gördük. Dolayısıyla bu rakam bir miktar artarak gidecek. Büyük ihtimal 45-50 milyar dolar açık şeklinde. Yani bu aralıkta bir yıl sonu kapanışı söz konusu olacak. Fakat şimdi tabii ki cari açık miktarından da belki de önemli olan, ki aslında bundan çok da önemli olanı yok ama hani iki tane unsur var. Bir, açık miktarı. İki, fonlama kompozisyonu. Şimdi bugün fonlama kompozisyonuna geldiğimizde Serkan Bey, bakıyorum aylık bazda 5.5 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi. Yani net hata noksan. Yani aylık bazda cari açık miktarından daha yüksek bir net hata noksan rakamına ulaşmış durumdayız. Yıllık bazda da hani az önce dedik ya 36.6 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz. Net hata noksanla giriş 24.4 milyar dolar. Ya üçte ikisi. Yani burada bir anormallik yok mu? Bunu nasıl yorumlamak lazım? Tamam evet kaynağı belirsiz adı üstünde. Dolayısıyla nereden geldiği henüz belli değil ama çok yüksek rakamlar değil mi bunlar bir net hata noksan kalemi için? Şimdi şöyle aslında basit bir mantıkla düşündüğümüzde bir yerden bir para geliyor ve bizim işimizi görüyor mu? Kolay bir taraftan baktığımızda evet bizim işimizi görüyor ve finansman kaynağı sağlıyor. Evet güzel. Ama öteki taraftan şöyle bakarsak bu finansman kaynağı net noksan hata kalemi tarafına gelen para devamlı ve sürekli olarak gelecek mi? Onu bilmiyoruz. İşte bu tarafta soru işareti. Bunun devamlılığı ve sürdürülebilirliği olacak mı? Bu tarafı bilmiyoruz. Ama şu anda bizim işimizi görüyor mu? Bizi örneğin rahatlatıyor mu? Evet rahatlatıyor. Bunun nereden geldiğini zaten şu an bilmiyoruz. Bu hani açıklanırsa ancak biz bunu öğrenebiliriz. Bilmiyoruz şu anda hangi kaynaktan nereden geldiği. Dost ülkelerden geldi veya başka bir kaynaktan geldi bunu bilemiyoruz. Ama şu anda gördüğümüz noktada biz bu dönem içerisinde bir pozitif bütçe vermiş durumdayız. Bu güzel şu an için. Ama bu Ağustos ayına kadar olan bir durum. Ağustos ayından sonra bizim dış ödemelerimiz ve bütçe üzerine gelecek başka negatif etkilerle beraber burada biz yıl sonunu zaten bütçe negatif bir bütçeyle hatta şu da konuşuluyor. Üçüncü bir ek bütçe olabilir diye Cumhuriyet tarihinde herhalde yanlış bilmiyorsam böyle çok üçüncü bütçenin olduğu zamanlar ben belki hani okumadım ve hatırlamıyorum. Bildiğim tarihlerde yok. İki tane evet ek bütçe, birinci bütçe ve daha sonrasında ek bütçe olmuştur ama hani üçüncü bir ek bütçenin olduğu dönem olmamıştır. Böyle bir ihtiyacın da gündeme geleceği söyleniyor. Dediğim gibi burada tabii sağlıklı bu işin görüyor olabilmesi. Özellikle yani net noksan hata kalemi evet her zaman olmuştur. Ama buradaki miktarın bu 24 küsür milyarlara yani bizim bildiğimiz işte finansman kaleminden değil de net noksandan gelmesi sağlığı açısından yani buranın finansmanının sağlığı açısından aslında bir soru işareti karşımıza getiriyor. O yüzden belki hani bu tarafı şu anda evet bizim ihtiyacımız bugün itibariyle görüyor. Bu güzel bir şey net noksan hata kalemine gelmesi ama daha böyle şey düşünürsek sürdürülebilir bir şekilde düşündüğümüzde bunun ne kadar sağlıklı olacağı konusu belki de soru işareti olacak. Şimdi tabii ki bu haftanın en önemli gündem maddesi de işte birazcık küresel tarafa geçelim. Süremiz de kısıtlı. Dolayısıyla küresel tarafı da konuşmadan olmaz. Mali ve enflasyon verisi Amerika cephesinden gelen. Beklentilerden daha düşük ölçekli bir gevşeme manşet tarafta. Beklentilerden daha kuvvetli bir artış çekirdek tarafta. Dolayısıyla bir anda piyasadaki algı çok daha şahin bir noktaya evrildi. Dolayısıyla da 21 Eylül FOMC toplantısında 75 bas puan değil 100 bas puan dahi yapılabilir diyenler daha kuvvetli bir ses çıkartmaya başladılar ki işte CME grup FedWatch turnuvada baktığımız zaman enflasyon datası öncesi hiç olasılığı yok 100 bas puan enflasyon verisi sonrası %33-%35'lere yükselen bir olasılıktan bahsediyoruz. 21 Eylül FOMC toplantısına ilişkin beklentiniz nedir? 75 bas puanlık faiz artık kesin diyebilir miyiz? Yoksa 100 bas puan yapılırsa sürpriz olmayacak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
100 bas puanlık bir artış yaparsa çok sürpriz bir artış olacak. Çünkü niye sürpriz olacak? Piyasa 75 bas puanlık bir artışı zaten şu anda fiyatladı ve aldı. Örneğin 100 bas puanlık, evet, önce bir %30-35'lerde 100 puan artış yapabilir gibi bir beklenti vardı ama en son baktığım kadarıyla terminalde bu beklenti %20'lere falan düşmüştü. Yani çok düşük bir miktar. Doğru. 100 bas puan örneğin artış yapılabileceği masanın bir kenarında her zaman için duracaktır. Çünkü artık biz Amerika faiz oranlarına aslında şöyle bakmamız gerekiyor. Ya faiz aslında bir beklenti, enflasyondaki beklentiyi de bize temsil eden bir şeydi. İçinde aslında faiz ve enflasyon beklentisi var aslında baktığımız zaman o kararın içerisinde. O yüzden Amerika tarafında biz işlerin tam anlamıyla düzeldiğini söyleyemediğimiz için şu anda bence 0.75 bas puanlık artışı cebimize koyduk ve Haziran ayına doğru faizlerin geriye geleceği tezini de şu an için bir müddet daha masanın bir tarafından kaldırdık diyebilirim. Çünkü gıda ve enerji haricindeki enflasyona, yani sizin söylediğiniz çekirdek enflasyona baktığımızda 0.6 puanlık bir artış söz konusu. Yani iş sadece arz tarafından kaynaklanmıyor. Faiz indiriminde haklı gerekçeler var. Talep tarafından enflasyon hala yükselmeye devam ediyor diyen bir aslında veri var elimizde ve Powell şunu söylemişti, 21 Eylül'e gelene kadar ben iki tane veriye bakacağım demişti. İki önemli veri de geldi. Evet. Örneğin enflasyon da bir tanesi. Bu elimizde artık enflasyonu gördük. Öteki neydi? Önemli görevlerinden bir tanesi Amerika Merkez Bankası'nın istihdam. İstihdam kanadı hala çok yüksek, düşük. Yani işsizlik hala çok düşük. Artı işsizlik başvuruları da yine 5000 yanlış bilmiyorsam aşağıya geldi 200 küsür binlerde. Yani bu veri de çok sağlam. Şimdi bu veri sağlam. Enflasyon da hala düşüş gözükmüyor. O zaman elinde faiz indirmek için hala gerekçeler mevcut. O yüzden 75 bas puan bence beklenen ama Fed'in şu anda bu enflasyonla ilgili zorlu bir savaşa girdiğini, onun peşinden de dünyanın zorlu bir savaşa gireceğini söyleyebiliriz bu taraftan. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Serkan Yeşilyurt. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet efendim, Paratoner programının bugünlük sonuna geldik. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.